Viyana değerlendirmesiyle karşınızdayız. Size nereden sesleniyoruz? Hofburg Sarayı'nın önünden. Başladığımız yerde bitirelim dedik. Biz evet. İlk gün geldiğimizde akşamüstü buraya geldik. Hem de aynı banka oturmuştuk. Şimdi tekrar aynı banktan da değerlendirme yapmak istedik. Michaelerplatz meydanı burası. Arkada atları görüyorsunuz. Şu kısımda atlar var. Kokusunu duyamıyorsunuz. Biz fazlasıyla birkaç gündür duyuyoruz zaten. Biz sizin yerinize de duyduk. Duyduk kokuyor. Bol bol kokuyor. Size Viyana değerlendirmesi yapacağız. 4 gün buradaydık. 4 gün boyunca nereleri gezdik, neler yaptık, bunlardan bahsedeceğiz. İzlenimlerimizden bahsedeceğiz. Viyana'da biz gözlemlediğimiz kadarıyla çok fazla Türk var. Hatta birçok kez tramvay ve metrolarda şey de duyduk. Türkçe anons duyduk. Yani Türklerle bir dertleri yok aslında şu an. Denizbank, Vakıfbank onları gördük. Evet. Eğer bu bankalara ait hesaplarınız varsa işlem yapabilirsiniz burada da. Biz Temmuz ayında geldiğimiz için opera binası kapalıydı. Ama birçok noktada özelde klasik müzik severlere hitap edilecek eserler yayınlanıyor. Biz müzik veren diye bir noktaya gittik. Mozart adına bir gece düzenlenmişti. Onun parçaları çalındı. Hatta eski dönem kıyafetleriyle beraber çalındı. Peruklarına kadar vardı. Her şeyleri vardı. Şefi ve benzeri şey. Çok keyif alarak izlediğimiz bir 2,5 saat oldu. Web sitelerinden bunu takip edebilirsiniz. Şimdi burası deyince aklına geliyor. Schnitzel geliyor. Buranın en ünlü Fickmüller diye bir yeri var. Onun iki şubesi var. Rezervasyonu kabul ediyorlar. Biz rezervasyonsuz olduğumuz için diğer şubesine yönlendirdiler. Orada da kapıda kuyruk bekledik açıkçası. Sanki de biraz satış taktiği mi desek? Benim dükkanımın önünde kuyruklar uzuyor demek için sanki biraz da yapılmış ağır gibi ağır de yapıyor. Gelmedi değil. Lezzetli, evet lezzetli, güzel. Biz bir Cordon Bleu ve bir Schnitzel söyledik. Schnitzel orijinal isterseniz böyle kocaman, uzun, lahmacun gibi geliyor. Eğer öyle geliyorsa bilin ki domuz yiyorsunuz. Özellikle belirtmeniz gerekiyor. Schnitzel'in kalp beyle dana versiyonundan söyledik biz. O dana versiyonunda gayet lezzetli iki parçadan oluşan bir şeydi. Bir de çok efsanevi bir tatlı patates salatası sosu var. Sosu tatlı olan evet. Harikaydı. Bunu önerebiliriz size. Ya burada yiyeceğiniz tatlılar. Evet. Birincisi saker, ikincisi sütrüdel. Bu tatlılar önemli. Evet. Çikolatasını da yiyebilirsiniz. Zaten çikolatasını her türlü markette görebiliyorsunuz. Pazarlama tekniği olarak da her yerinde Mozart yapıştırmışlar çikolatalara. Alıp yiyebilirsiniz. Biz mesela bugün bir tanesini yedik. Çikolata, acı badem, marzipan olarak da geçiyor zaten. Onların karışımından oluşmuş bir çikolata. Çok yoğun, çok dolgun, çok da güzel bir şeydi. Yani kahveleri güzel. Kendimize hediyelik yine Chibon'un Wiener Melange diye. Wiener dediyseniz Viyanalı demek. Melange de buranın karışık çekirdekleri olan kahvesinden aldık. Siz de kahve hediye alabilirsiniz. Jus Milan. Bir de Jus Milan diye bir Avusturya kahvesi var. Böyle onu da şeyle tanırsınız. Böyle kafasında böyle şapkola öne doğru eğilmiş. Türkiye'de var aslında. Sesli evet. Kadın diyebiliriz. Bu da buranın kahvesi, Avusturya kahvesi. Buradan da hediyelik alınabilir. Biz yürüyerek şehri keşfetmeyi seviyoruz. Tabii metro da kullandık, tramvay hattı da var. Yani buradaki metro hattını çözerseniz eğer ulaşım ağını, bütün her yere çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Viyana pahalı bir yer. Evet. Zürih'e de gittik. Yani Zürih'te de gene makul yaşanır düzeydeydi ama burada birçok yer pahalı. Yani Kopenhag kadar olmasa da Kopenhag'da da yine yani ben bir böbreğimi bıraktım. Sonra dönüp aldık falan böyle yani o kadar pahalıydı. Evet, burası da pahalı bir yer. Bunu bilip gelmek lazım. Özellikle mesela bazı ülkelerde işte şeylere ne denir? Müze girişleri falan biraz daha uygun fiyatlıyken özellikle Viyana'da bu konuda kesinlikle hiçbir şekilde bundan es vermiyorlar. Neyse fazla parasını alıyorlar müzelerinden. Onu da söyleyelim. Yani örnek veriyorum bir tane Viyana kart alıyorsunuz. Tamam şeylerde ücretsiz tramvay toplu taşımalarda ama müzelerde ücretsiz diye bir şey yok. Sadece
%5, %10 yani 1-2 euroluk indirimler oluyor. Bilemedin 4-5 euro indirim olsun. Ama o kadar da o kadar fazla ki yani müzesi gezilebilecek yeri yine çok fazla değil. Hatta bir günü 72 euroydu. Yani şimdi bizim gibi euroyu kaçtan aldığınıza bağlı. Yani biz mesela euroyu birden hesaplıyorsak bütün müzelerine rahat rahat girelim. Bize ne diyorlar biliyor musunuz? Şey, düğündeki altınları mı yiyorsunuz? Hayır. Düğündeki altınları yemiyoruz. 7 liradan 8 liradan aldığımız euroları yiyoruz. Yani evet. Bu da eğer ki gezi yapmayı planlıyorsanız bir şeyi hani... Hayatınızı ona göre düzenlemeniz gerekiyor harcamalarınızı. Evet. Yani bu hayattan ne istiyorsunuz? Mesela ben gezmeye önem vermek istiyorum diyorsanız hayatınızı ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Zamanında planladım, biriktirdiğim paralarla euro aldım, kenara attım. Zaten sürekli yükselebilen bir para birimi olduğu için şu an değerli pozisyondayım. Yani çok büyük borçlarda değil. Yani sandığının aksine çok daha planlı. Şu an eğer ki Türkiye'de bir tatile gitmiş olsaydık burada harcadığımızdan emin olun daha fazla para harcıyoruz. Oluyor zaten. Biz gelmeden önce ben başka bir sebeple bakmıştım bir tanıdığım için. Bizim burada bir gecelik verdiğimiz paradan 250 lira TL olarak söyleyeyim. 250 TL daha fazlaya bir geceliği kaldılar Marmaris'te. Evet. Böyle. Yani bu... aslında birazcık hani araştırıp bakıldığında aslında hani kafada oturan bir şey. Bir de yani burada da mesela eleme yapmak gerekiyor aslında. Mesela işte evet en iyi yerinde ne meşhursa onu yiyeceğim. Ama başka yerde başka gün farklı bir şey de yiyebilirim. Hani daha az veya illa her gün en güzelini yemek zorunda değilsiniz. Veya işte mesela her türlü milyonlarca müze var. Her müzeye giremezsiniz zaten vaktiniz yeter. Biz 4 gün buradaydık. 4 gece buradaydık. Ve yani hiçbir şekilde vaktimiz yetmezdi. Ona göre bizim için en önemli şeyler ne? Veya işte mutlaka görmemiz gereken yerler ne? Mesela bunların içinde işte sadece Belvedere'yi yapamadık. Birçoğunu gittik. Aklımızda olanlara tabii ki de gittik. Ama mesela 100 tane müze varsa biz 100 müzeye de giremeyiz tabii ki de dolayı. O yüzden ona göre bir planlama yapılırsa gelmeden önce de ona göre bir plan çerçevesinde hareket edilirse yapılmayacak işler değil. Viyana'da çok kişi İngilizce biliyor. Yani Almanca konuşan bir yer. Ama siz de anlayabiliyorsunuz. Çok kişi İngilizce biliyor. Yani çok soğuk değiller. Bir şey sorduğunda yardımcı da oluyorlar ama sana çok da bulaşmıyorlar. Yani şikayet eden yok. Çok fazla Arap turist gördük. Çok fazla Japon gördük. Yani inanılmaz derece turist çeken bir bölge. Kozmopolit. Yani biz akşam klasik müzik konserine de gittik. Orada da mesela yine aynı oranda. Klasik müzikten çıktık. Bir tane pop fest varmış. O festivale gittik. Yine aynı şekilde. İnsanlar eğleniyor. İnsanlar bir şekilde geziyor. Sadece yerel halk değil, turistler de gelebiliyor. Burada had sayılır Türk nüfus da var. Çok. Yani buraya geldiğinizde güzel yapabileceğiniz bir bölgesel gezi planı yapmanızı tavsiye ederiz. Şöyle de bir ipucu verelim. En ucuz magneti oradan aldık. Ve Viyana'nın birçok yerine mouse'uz hep baktık. O fiyata bulamadık. Yani her evet. Yerde çok çok daha pahalıydı. En ucuzunu Hunderwasser evinin hemen bitişiğindeki bir kiosk gibi bir büfe vardı. Hatta Hint asıllı biri satışını yapıyordu. Ondan en çok da güzel, çok da çeşitli magnetler. Böyle su kioskları var diyelim. Sebil. Trinkwasser. Aynen üstlerinde yazıyor zaten gri renk bir şey. Gri böyle. Biz zaten videolarında çektik. Böyle çıkıyor, böyle içiyorsun ya da şişeni dolduruyorsun. Şişeni doldurabiliyorsun. Bizim böyle şeffaf bir... düzeltiyorum. Böyle bir plastik silikondan bir şişe aldık. Katlanabilir. Kolay değil mi? Kolay değilse hemen gösterelim size de. Çok güzel bir bakın. Böyle katlanır hali. Açıyorum. 600 milim su alıyor. Yanınızda aldığınızda hani elimle içmem bir şey olmazsa ya da doldururum derseniz bakın. Tamam. Çok güzel. Bunun farklı gri, pembe ve beyaz renkleri de var. Bu şekilde de tanıtımını da yapmış olduk. Evet. Nereden aldım söylemem. Biz genel olarak Viyana'dan memnun kaldık. Evet. Çok genellikle, büyük sorun yaşamadık. Ya hiç sorun yaşamadık. Evet. Şehir güvenli. Akşamları genellikle böyle işte insan çeşitliliği var. Böyle hani anlamıyorsunuz. Böyle. Kalabalık biraz da yani. Çok böyle tenha bir Avrupa evet. Şehri değil. Normalde gelişmiş Avrupa şehirlerini biz hep daha tenha bekleriz ama burası kalabalık bir şehir.
şehir de kalabalık, turist de çok geliyor. İkisi birleşince olaylar gelişiyor. Yani böyle bayağı böyle büyük bir kaosa varacak bir derecede. O Stephen'daki katedralinin oralar zaten iğne atsan yere düşmez gibi değerlendirebiliriz. Çok ya. Evet, çok. Çoktu. Yani çok marketlere dikkat çok etmek lazım. Mesela az önce biz Villa'dan çıktık. Bugün cumartesi. Cumartesi günü saat 6'da kapanıyor. Pazar günü kesinlikle tüm marketler kapalı. Eğer buraya o günlerde gelecekseniz biraz dikkat edin saatlerine. Genellikle 8'e kadar gün hafta içi oluyor. Villa marketi kesinlikle öneriyoruz. Evet. Birçok noktada var. Yine Spar marketler var. Fiyat kıyaslaması yaptığınızda Villa bir tık daha düşük, ucuz. Ama bir noktada bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Yani günlük yemek, akşam yemek alayım gideyim ya da kahvaltılık ve benzeri abur cubur, her şey yani her şey. Alkol özellikle tüketmek istiyorsanız şeyler olabilir, likörleri olabilir, böyle krem likörleri Bailey's ayarında birkaç tane evet hoş şeyleri var. Burada mesela kiliselerde bile bunun şeylerini yapıyorlar. Kiliseye gidiyorsunuz, akşamda konser var. Yani bir klasik müzik grubu orada konser veriyor. Yani orada biletlerini satın alıp orada da dinleyebilirsiniz. Ama kilisede dinleyeceğime giderim. Konser salonunda. Konser salonunda paşalar gibi dinlerim. Şimdi bu arada da hani şimdi arkada görmüş olduğunuz atlar var. Bu atlarla turlar var. 20 dakikalık tur 55 euro. Böyle iş 40 dakika falan giderse 100 euroya kadar yolu var. Burası çok güzel. Yani yolları falan böyle takır tukur süslü püslü gidiyor atlarla falan da. Ama sıkıntımız şey, şehir at ve at pisliği kokuyor. Sürekli onu yıkayan, temizleyen birileri olsa da ıslatıyorlar bile. Hani daha çok kokuyor. İzi kalır falan diyorlar yani böyle izi ve kokusu kalıyor böyle çok çok şıkır şıkır mekanlardan. Böyle işte Versace'den çıkıyorsunuz, etraf böyle bambaşka bir şekilde. Maalesef yani bu nostaljik yönün de böyle bir dezavantajı da oluyor. Biz beğendik. Güzel. Gelmeden güzel şeyler okumuştuk. Okuduğumuz güzel şeyleri yaşamış da olduk. 4 gün yetti. Yetti. Fazla yetti. Biz bir de her noktasına girip çıkıp bir şey yaptığımız için siz dersiniz ki ya bizim mesela bakın şu an zaten 23 bin adım olmuş bugünlük. Hani 25 binin altına metro kullanmış çok, olmamıza rağmen evet. Çoğunlukla bugün mesela metro kullandık. Uzaktı çünkü gidecek yerde. Yani Şömbür'ün falan yürünecek mesafede değil. O yüzden metro kullandık. Normalde 25 binin altına düşmüyoruz adım olarak. Şehri adımlayarak keşfetmeyi çok seviyoruz. Olaylar yaşıyoruz, eğlenceli şeyler yaşıyoruz. Bunlar bizim gezi planımızda gezimize renk katan şeyler oluyor. Siz de kendi planınızı yapabilirsiniz. Değerlendirmemiz genel olarak bu şekilde. Videolarımızı işte market alışverişi, gezilecek yerler, müzeler, yiyecek içecek şeklinde alışveriş. Alışveriş. Ne bu, alınır? Hediyelik. Yani genel olarak bunlarla, genel tavsiyeler gibi bu başlıklarda videolar yapacağız Viyana'ya dair. Bu da değerlendirme videomuz. Sorularınız olursa videonun altına yazarsınız. Bunu da hiç söylemedik. Hiç söylemedik. Bir de şunu da söyleyelim. Hadi bir ilk olsun. Bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Vallahi hiç demiyoruz öyle ama evet. Ya bunu tamamen kendimiz sevdiğimiz için yapıyoruz. Para kazanma ve benzeri şey gayesi hiç gütmedik. Hiç de öyle olmadık. Bu bir anıdır en nihayetinde. Sizlerle beraber, dostlarımızla beraber yaşadıklarımızı paylaşmak istiyoruz. Evet, bizden, Viyana'dan şimdilik bu kadar. Bir sonraki Prag videomuzda buradan Prag'a gideceğiz. Bütün yolculuklarımızda Flixbus üzerinden şeylerimizi alıyoruz, biletlerimizi alıyoruz. Siz de bunu yapabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Viyana'dan selamlar.